Operatör Doktor Arif Eroğlu estetik ve plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı bunu da belirteyim tabii ki bizimle birlikte benim çok sevdiğim çok saydığım Türkiye için önemli hekimlerden biridir bir kez daha söyleyeyim tabii ki çok zor getirttim <laughs> çok teşekkür ederim hocam gerçekten çok yoğunsunuz biliyorum ama benim için önemlisiniz onu da biliyorsunuz teşekkür. sizi seviyoruz tüm ülke ve ben <gülüyor> <gülüyor> onu söyleyeyim şimdi hocam 3D lazer lipolis ee, sizin çok uzun yıllardır uyguladığınız her seferinde bir şey daha katarak uyguladığınız her sene bir yöntem. Ama önce tabii sizden dinlemek istiyorum. 3D lazer lipoliz nedir? Şimdi 3D lazer lipoliz dediğimiz uygulama aslına baktığınız zaman vücut şekillendirme uygulaması. Yani yağ alma demek istemiyorum çünkü yağ alma operasyonları artık bana göre tarihte kaldı. Ya alma dememek gerekiyor. Vücudu şekillendirmek demek gerekiyor. Uygun hastalara yapılan bir uygulama. Uygun hasta nedir? Derisi sarkmamış, karın kasları gevşememiş, çatlağı bol miktarda bulunup da e, karnın veya bacak içlerinin kalitesini bozmamış bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişilerde vücu şekillendirmesi yaptığınız zaman, Vücut şekillendirmesi sadece ve sadece yağı içermiyor. Yani yağları aldık, bitti dediğimiz bir operasyon değil vücut şekillendirme. Vücut şekillendirmede aynı zamanda biz deriye de müdahale ediyoruz. Deriyi de sıkılaştırmamız gerekiyor. Çünkü bizim vücut şekillendirme için gelen hastalarımızın birçoğu 30 yaşın üzerinde derisinin elastikiyeti azalmış insanlar. Bundan dolayı da 3D lazer lipoliz zaten hı hı. ortaya çıktı. Amacı deriyi de sıkılaştırmak. Sadece yağ almak değil. Yağı alalım, deriyi de sıkılaştıralım. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için ilk yaptığımız aslında bu biraz da tarihsel bahsetmek lazım. Biz ilk olarak 2006 yılında lazer lipoliz olarak bu işe başladık hı hı. aslında. Lazer lipoliz. Yani lazer yapıyorduk, deriyi sıkılaştırıyorduk, yağları alıyorduk vücut şekillendirmesi yapıyorduk. Zaman içinde bu yağları da kullanmamız gerektiği ortaya çıktı. Çünkü olay dediğim gibi sadece yağ almak değil, vücut şekillendirmek. E işte bu şekillendirme galiba çok önemli değil mi hocam? Yani biz hep ne diyoruz? yağ alıyorlar, atıyorlar. İşte orada yenilik getirdiniz. Aynen. Şimdi olay yağı da kullanabilmek. Hı hı. Yağı da kullanabilmek için biz ne yaptık? de ultrasonik lipoliz sistemi hı hı. ekledik ultrasonik lipolizle yağları homojen olarak hem de daha atraumatik yani daha az vücuda hmm. zarar vererek alıyoruz. Niye? Çünkü yağları sıvılaştırıyoruz. Böylece yağları ultrasonik lipolizle sıvılaştırıp ardından alıyoruz ve en sonunda deriyi sıkılaştırıyoruz. Hmm. Aldığımız yağ da yine vücutta şekil vermek istediğimiz ya da büyütmek istediğimiz bölgeye transferi hı hı. ediyoruz. Genelde bu kalçanın kendisi ya da kalçanın yanları oluyor. Hı. Böylelikle evet. daha e, yuvarlak, daha kıvrımlı vücutlar elde edebiliyoruz. İşte 3D lazer lipoliz aslında böyle böyle şekillendi. Hı. Zaman içinde şekillendi. Biz şu an ne yapıyoruz? Öncelikle 3D lazer lipoliz dediğimiz zaman birincisi ultrasonik lipoliz uyguluyoruz. Hı hı. Ultrasonik lipolizle yağları sıvılaştırıyoruz. Ardından bu yağları atramatik kanüllerle ince delikli ve kendileri i̇nce. de ince olan kanüllerle çekiyoruz. En son olarak da 1319 nanometrelik lazerle deriyi sıkılaştırıyoruz. Niye 1319 nanometrelik lazeri seçiyorum? Çünkü sıkılaştırma kapasitesi oldukça yüksek. Çeşit 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 lazerler var. Senelerce bunların birçok farklı farklı lazeri de kullandım. Bana göre 1319 nanometrelik lazer deriyi oldukça etkin bir şekilde sıkılaştırıyor. Ve olayın sonunda bir vücut şekillendirme yapmış oluyoruz. Hı hı. Sadece yağ almamış oluyoruz. Yağ almak bana göre artık tarihi bir tabir. Çünkü bu tarz bir şeyi ...bana göre yağ alma dememek gerekiyor. Aslında yeniden şekillendiriyorsunuz Evet yeniden vücudu. şekillendirme işlemi bizim işlemimiz. Siz seviyorsunuz da ama aynı zamanda vücut şekillendirmeyi. Valla benim çok hoşuma giden bir iş. Gerçekten çok yorucu bir iş. Hı hı. Yani. Kaç saat ayakta geçiyor hoca? Yani değişiyor yani hastadan hastaya değişiyor. Bazen 3 saatte bitiriyorsunuz. Bazen 6 saat 7 saat sürdüğü de oluyor. Çünkü tüm vücut uygulamaları hı hı. biraz daha uzun sürüyor. Ama sonuçları sanki güzel oluyor, değil mi? Şimdi ya baktığınız zaten zaman her zaman öyle. Evet. Her hasta için aslında yeni bir macera gibi bakmak Doğru. lazım. Çünkü her hastaya baktığınız zaman onun neresine ne yapacağınızı kafanızdan düşünüyorsunuz zaten. Hastanın kendi istekleri var, her zaman var. Hı hı. Ama siz neyi yapabilirsiniz veya neyi tam olarak verebilirsiniz onu bildiğiniz için kafanızda bir şeyleri e, kuruyorsunuz, tahayyül ediyorsunuz. Bunu da hastaya aktarmanız gerekiyor. Çünkü bazen hastanın her istediğini yapabilme şansınız olmuyor. Mutlaka. Yani çünkü her vücut birbirinin aynı değil. Hı hı. O yüzden de her vücut şekillendirme temelde birbirine benzese de özelde birbirinin aynı olmuyor. Hı hı. O yüzden ben çok zevk alarak yapıyorum zaten. Biliyorum kişisel olarak da onun için söyledim. Şimdi hocam bir de bizim biz kadınların, erkekler avantajı avantajlama, biz kadınların selülit kabir, kabusumuz var. Gerçekten öyle. Peki bu operasyon yani 3D, 3D lazer lipoliz, ben 3D diyorum siz 3D diyorsunuz. Peki bu operasyonda selülitlere de çözüm bulunabilir mi? Şimdi 3D lazer lipolizin içinde kullandığımız cihazların kendine göre farklı modları da var. Hmm. Hem lazerin hem ultrasonik lipoliz cihazının. Hmm. Ultrasonik lipoliz cihazının farklı bir modu var. Adını söylemeyeyim. Hı hı, hı. Nokta nokta, sumut diye. Tamam. Aynı şekilde lazer cihazının da gene eee hı, hı. Böyle bir modu var. diye ayrı bir hı hı. modu var. Hı hı. Bu modlarla çalıştığınız zaman selülit kabusunu da azaltabiliyorsunuz. Bakın ben hiçbir zaman gidermek demem. Benim hastalarım da bilirler zaten. Hı hı. Benim ağzımdan hiçbir zaman o tarz bir laf çıkmaz. Selülitin tamamı gidecek, yok edeceğiz, onu mahvedeceğiz falan gibi bir laf benden duymazsınız. Benim söyleyeceğim şey her zaman selüliti azaltabildiğimiz kadar azaltırız. Yani öncenizden daha iyi olursunuz. Hı hı. Ama tamamının gidip gitmeyeceği konusunda size bir şey söyleyemem. Ama birazcık da beslenmemize dikkat edersek bence e, tabii ki o... Bu operasyonlarda öyle bir şey oluyor. Benimkinde de olmuştu mesela ben kendimde de öyle. Birazcık hani böyle siz şekillendiriyorsunuz ya biz de bu sefer hevesleniyoruz e, yürüyüşümüze dikkat ediyoruz, yediklerimize dikkat ediyoruz. Hep böyle oluyordur. Sizin hastalarınız Ama Ben de hep böyleydik yani. bu işler böyledir. Hı hı hı. Şimdi iki tip vücut var bana göre. Hı. Bir tanesi gerçekten diyet, spor yaparsa siz bir şey yapmasanız bile şekillenebilen vücutlar hı hı. var gerçekten. Ama çok az. Çok az. Maalesef Bence Türklerde çok, çok daha çok az. Çok çok az. Hı -hı. Bir de mutlaka ve mutlaka diyet spordan önce bir el atılıp Hı -hı. şekillendirme yapılması gereken hasta grubu var. Şimdi bu hasta grubunun proporsiyonları bozuk asıl olarak. Çünkü ya üst taraf çok kalın alt taraf ince. Hı -hı. Ya tam tersi alt taraf ince üst taraf kap kalın. Ya da kalçalarında kocaman kocaman... E, depresyon evet. dediğimiz çukurlar evet. var. Şimdi bunları siz diyetle, sporla, şunla, bununla falan düzeltemezsiniz. Yani bacakları ince olan bir kişiyiz. Diyete soktuğunuz zaman bacak daha da incelecek, üst beden de incelecek ama yani vücuttaki o orantısızlık değişmeyecek. Hı -hı. O yüzden bu tarz kişilerde mutlaka ve mutlaka şekillendirme uygulamaları gerekiyor öncelikle. Hı -hı. Yani bacaklar kalınsa önce bacakları bir incelteceksiniz, beli ortaya çıkartacaksınız. Sonra diyetini, sporunu yapacak daha da güzel gözükecek. Peki erkekler, erkekler er, erkek, yaptırabilir mi? Tabii ki erkeklerde de aynısı. Hı hı. Şimdi erkeklerde de aynı şey söz konusu. Bakın, onlarda da aynı şekilde diyet ya da spor yapınca düzgün bir şekle girebilecek olan bir grup var. Hı hı. Ama dediğim gibi o grup hem erkek hem kadında maalesef sayı olarak az. Hı hı. İncecik bacaklı ama koca göbekli insanlar görüyorsunuz. Şimdi er, özellikle erkekler genelde böyle kalça yok bacak incecik kocaman bir gövde göbek bel sırt memeler yağlanmış. Şimdi siz bu hastaya spor yaptırsanız da diyet yaptırsanız da bu kişiye işkenceden başka bir şey olmuyor. Çünkü vücut şekli de değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Öncelikle bu kişilerde özellikle bunlar dış yağsa zaten hiç yağlanmaysa biz hiç olayın topa girmiyoruz. Hı hı. Hiç topa falan girmiyoruz. O zaman diyoruz siz gidin bir diyet yapın. Çünkü hı hı. benim yapacağım bir şey yok. Hepsi iç bölgede yani bağırsakların etrafında iç yağlanma. Şimdi bunları hı. biz bir şey yapamıyoruz. Zamanında dedim böyle bir hasta olmuştu. İşte alın 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 dedim hı hı. Sizin yağlar hep iç organların etrafında, dalların etrafında onları da alın dedi ama öyle bir şey olmuyor tabii. <laughs> Valla ben de aynı tepkimi. Yok, onları da öyle, öyle bir şey olmuyor. <laughs> tamam ben, ben Bizim öyleyim. Bizim ya alabileceğimiz yağ ile kas arasındaki bölgede yani dış yağlanma olması lazım. Peki hocam şimdi buradan aldığınız yağları da Hı -hı. siz e, başka bölgeleri enjekte ediyorsunuz. Ne, doğal olarak yapabiliyoruz Mesela e, yapabiliyorsunuz ve Hı -hı. çok da başarılı oluyor. E, Brezilya poposu değil mi? Ya, yanılmıyorum. E tabii Brezilya Adı. poposu <laughs> Aslında vücut şekillendirme uygulamalarının evet. içinde saymak lazım onu da. Ha. Sonuçta bir yerden yağ alacaksınız. Bu genelde bir de fazla olan bir yer olması lazım. Hı -hı. Yani karnından, belinden, baseninden, bacak içinden. Hı -hı. Onları aldıktan sonra da başka bir yere nakleteceksiniz. Bu da genelde. olur mu? Her yere olur. Ha. Şimdi yağ yaşayan bir hücre. Biz bunu böyle alıyoruz. Saç ekimi gibi düşünün. Hani Hı -hı. o daha kolay. Ne oluyor? Doğru, doğru. Saç ekiminde... ...enseden dökülmeyecek olanları alıyorsunuz... ...dökülmüş olanların... ...arasına... Evet. ...ekiyorsunuz ya da... ...hiç saç kalmamış yere saç ekiyorsunuz... ...ne oluyor? Onlar hücre olarak nakledildiği için... ...bir müddet sonra orada yaş tutunuyorlar... ...ve canlılıklarına devam ettiriyorlar... ...daha sonra da... ...ömür boyu sizle yaşıyorlar... ...aynı yağ hücreleri de böyle... ...canlı hücreler alıyorsunuz bir yerden... ...başka bir yere naklediyorsunuz... ...daha sonra... Onlar o bölgede besleniyorlar, tutunuyorlar, yaşamaya başlıyorlar ve sizle beraber kalıcı bir şekilde yaşıyorlar. Yani ne güzel bir de kötü yani istemediğin bir bölgeden istediğin bir bölgeyi nakletmek bence dünyanın ya en güzel aslında şeyi. Aslında e, vücut şekillendirme uygulaması vücutta bir sosyal adalet e, sağlayan Süperse bir uygulama dediniz. tamam mı? Eksik <laughs> olan yerden evet. kini fazla olan yerden alıp ekliyorsunuz. Nerenizde fazla belinizde fazla. Nerenizde eksik? Kalçanızda eksik. Alıyorsunuz, ekliyorsunuz. Süpermiş. Tabii işte bunu da, e, öngörmek ve yapabilmek tabii ki artık ya, mesela eskiden o kadar da e, buna yanaşılmıyordu mesela son senelerde e, bu yağları da çok güzel aldığınız ve e, yeniden nakledebileceğiniz aletler de oldu. Şimdi ben çok yakinen takip ettiğim için, yaptırdım e, yaptırdığım için sürekli her şeyi. <laughs> Onun için çok iyi biliyor Mesela eskiden bu kadar başarılı değildi ya. Son herhalde 10 senedir falan böyle bu kadar başarılı. Çünkü ne demişler? Alet işler el övünür. Tamam. <laughs> Bizde de her yeni gün yeni teknolojiler çıkıyor. Yeni teknoloji asıl olarak deri için çıkıyor. <laughs> yani deri için deriyi sıkılaştırmak, yağ al... Yani yağ almak çok problem bir şey değil. Elinizde bir tane negatif basınçlı aspiratör olacak, vakum yapacak. Bir tane de içeriden yağları çekmek için demir bir ucu delik, hı hı. demir borunuz olacak. Onunla doğunun herhangi bir ilçesinde de siz bu işi yaparsınız. Hı hı. Esas önemli olan yağ almak değil. Yağı herkes alır. Esas önemli olan yağı düzgün alabilmek. Kesin bırakacağınız yeri ne zaman bırakacağınızı ne zaman artık almaya son vereceğinizi iyi karar vermek en son olarak da o gevşeyen deriyi bir şekilde sıkılaştırmak yani bunların hepsini yapabiliyorsanız artık vücut şekillendirme yapıyorsunuz yoksa benim de elimde bir boru var ben de bir tane negatif basınçlı aspiratör buldum çekeyim öyle olmuyor hiç işte. Keşke öyle olsaydı. Bundan 20 yıl, 25 yıl önce öyleydi. Evet. Şimdi artık öyle değil. Gerçekten de asla baktığınız zaman e, ne kadar e, teknoloji de ilerledi, değil mi? Görüyorsunuz bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi olduğunu eminim. Siz kaç senedir e, yapıyorsunuz hocam? Neyi? Vücut şekillendirmeyi. Vallahi benim uzmanlık 20 yılı buldu. Ay buldu. Yani yaklaşık olarak. 15-16 yıldan beri de spesifik olarak buçlu uğraşıyor. Evet siz seviyorsunuz ya başında boşuna söylemedim. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz rica için. Rica ederim. Operatör doktor Arif Eroğlu bizimle birlikteydi. Bu dakikalarda son sözlerinizi rica edeceğim. Tabii ki 3D lazer lipolizle ilgili neler söylersiniz son olarak hocam? 3D lazer lipoliz vücut şekillendirme uygulamalarının içinde bana göre en temel uygulama. Hı hı. Yani çünkü ben her gelen hastaya standart olarak onu uyguluyorum. Eğer derisi uygunsa, hı hı. deri biraz daha fazla gevşekse başka bir uygulamamız daha var. Hı hı. Ama standart olarak herkese 3D lazer lipolizi uyguluyorum. Vücut şekillendirme ihtiyacı olan kişilerin de iyice araştırma yapıp doğruları öğrenip ona göre e, kendilerine bir uygulama seçmelerini de tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Operatör doktor Arif Eroğlu bizimle birlikteydi. Estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi ve o da burada tüm hızıyla devam ediyor.